dayanışma kavram ve kuramları üst başlığı altında. İlk önce ilk seminerimizde modernleşmenin en temel kavramlarından birisi olan ilerlemeyle başlamıştık. İlerleme kavramının batıda ilk ortaya çıkışı, sosyal bilimciler tarafından bu konuda kullanılan tedavi sürülmesi ve Osmanlı-Türk bağlamında nasıl algılandı kısaca. Daha sonra Batı'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle arkadaşlık devletlerin ortaya çıkan modernleşme kuramlarından, siyasal gelişme teorilerinden bahsetmiştik hatırlarsınız. Daha önce katılanlar daha iyi hatırlayacaklardır. Ve özellikle bu kuramların, yani arkadaşlık devletlerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu kuramların Osmanlı-Türk modernleşmesini nasıl baktıkları, nasıl yaklaştıkları üzerine dönüştü. Daha sonra üçüncü seminerimizde Osmanlı modernleşmesinin temel sahipleri, motivasyonları nasıl başladığı, nasıl bir süreç takip ettiği, hangi mekanizmalar tarafından yönlendirildiğini görmüştük. Ve geçen ayda Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler üzerinde durmuştuk genel hatlarıyla. Bu iki hareketin Osmanlı modernleşmesinde işgal etmiş oldukları yer ve bir değişim aktörleri olarak izlemiş oldukları hattı incelemiştik. Çok genel bir çerçeve çizmeye çalışmıştım. Osmanlı hareketi ve Jön Türk hareketi hakkında bir genel çerçeve sunmuştum. Ve bu ayın son seminerimizde de özellikle Jön Türk hareketi içerisinde önemli bir etki yaratan bir modernleşme projesi, bir modernleşme ideolojisi olarak pozitivizmin Osmanlı Türk modernleşme içerisindeki yerinden bahsedeceğini söylemişti. Şimdi çok genelden başlayıp özele doğru indiğimiz bu seminerler dizisinin sonuncusunda çok genel olarak pozitivizmin ne olduğunu anlatıp arkasından bu ideolojinin, bu düşünce sisteminin Osmanlı Türk elitleri tarafından, daha doğrusu Osmanlı elitleri tarafından, çünkü Cumhuriyet'e gelmeyeceğim, Osmanlı elitleri tarafından nasıl algılandıkları, nasıl temellik edildiği, nasıl içselleştirildiği, nasıl sahiplendiği bu ideolojinin, hangi mekanizmalar çerçevesinde yeniden yorumlandığı ve ithal edilmeye çalışıldığı üzerinde duracağım. Pozitivizmin Osmanlı İmparatorluğu'na ithali. Bu ithal nasıl gerçekleşiyor? Kimler bu süreçte rol alıyor? Şimdi buna biraz bakalım. Yine geçmeden önce, yani pozitivizm meselesine geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Önceki seminerimizde bir hasta adam metaforundan bahsetmiştim. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılda Batı'nın Avrupa'nın hasta adamı olarak algılandığını, bunun dışarıdan bir tanımlama olduğunu, yani Batılıların böyle tanımladığını, fakat içerideki elitlerin de, bürokrasinin ve devlet adamlarının da bu tanımı büyük ölçüde tanıdıkları, kabul ettiklerini söylemişti. Bu tanımın doğal bir devamı olarak da, yani hasta adam metaforunun bir devamı olarak da Osmanlı Türk elitlerinin, yani işte Yeni Osmanlıların ve Jön Türklerin bir tür İçtimai tabip olmalarının sorumlulukları, yani sosyal doktorlar, sosyal tıpçılar olma zorunlu sorumlulukları ve bu anlamda da hasta adamın, yani imparatorluğu, devletin ayağa kaldıracak bir dizi reçete arayışı içerisinde olduklarını söylemiştim. Yani hasta adam metaforu, içtimai tabipler ve reçete arayışı. Pozitivizm de bu reçetelerden birisi. Yani Jön Türklerin son dönem Osmanlı muhalif aydınlarının savurdukları, imparatorluğu kuşa erdireceğini inandıkları reçetelerden birisi pozitivizm. Yine bütün bu modernleşme sürecinden bahsederken hep bir vurgu yapmıştım. Aynı vurguyu şimdi tekrar edeceğim. Tüm modernleşme tecrübeleri, yani özellikle bizim ilgilenmiş olduğu Osmanlı Türk modernleşmesi ve bu bağlamda inceleyeceğimiz bu akşam pozitivizm, bir yeniden yorumlama sürecinin bir yeniden yorumlama sürecine tabi bunlar. Yani hiçbir modernleşme sürecinde hiçbir kurum, hiçbir düşünce, hiçbir ideoloji, hiçbir sistem
olduğu gibi motamo, kelime kelime aktarılmamakta bir anlamda bir çeviri, tercüme mekanizması devreye sokulmaktır. Pozitivizmde de böyle oluyor. Yani pozitivizm, John Kitler tarafından ve birazdan ayrıntılı bir şekilde üzerinde duracağım Ahmet Rıza tarafından, İttihat-ı Terakki Cemiyeti'nin uzun bir süre başkanlığını yapmış olan Ahmet Rıza tarafından, pozitivizm olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'na, Osmanlı toplumuna aktarılmaya çalışılıyor. Bu düşünce bir dizi yorumlamadan geçirilerek, bir dizi yeniden yorumlama sürecini tabi tutularak aktarılmaya çalışılıyor. Burada tabii yine geleceğim ama şimdi genel bir çerçeve çizmeye çalışıyorum başlamadan önce. Bu çift taraflı bir yorumlama söz konusu var. Yani bir yandan pozitivizm denen Batı kaynaklı, onun dışından Fransa'da doğmuş, büyük, gelişmiş bir sistem. İslam mi düşünce Osmanlı Türk siyasi kültürü çerçevesinde yeniden yorumlanıyor. Yani pozitivizm yorumlanıyor. Öte yandan ona paralel olarak da Osmanlı siyasi kültürü ya da İslam siyasi kültürü pozitivizm çerçevesi içerisinde yeniden yorumlanıyor. Dolayısıyla iki taraflı bir yeniden yorumlanma süreci işliyor işaret olarak. Bu genel hatırlatmaları yaptıktan sonra kısaca pozitivizm nedir? Bundan bahsedeyim ve neden Jean Kitler pozitivizmi bir kurtuluş reçetesi olarak algılamışlardır. Bununla devam edelim. Pozitivizm dediğim gibi az önce de 19. yüzyılın ortalarına doğru ikinci çeyreğinde Fransa'da Auguste Comte tarafından çerçevesi çizilmiş bir düşünce sistemi. Merkeze bildiğiniz gibi çoğunuzun tahmin ettiği gibi bilimin konulduğu bir düşünce sistemi. Fakat salt bir bilimcilik değil, mutlak bir bilimcilik anlamına gelmemektedir pozitivizm. Auguste Comte en azından kendi düşünce sistemini sadece bilim olarak, bilimcilik olarak tanımlamıyor. Öyle algılanmasını da istemiyor. Çünkü tek başına bilim, insanlığın, tabii Comte'un hedefi tüm insanlık. Tüm insanlığı kurtuluşa götürmekte yetersiz kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla da bilimin yanında bir de maneviyat oluşturmaya çalışıyor. Yani bilim, maddi kargaşanın Avrupa'da o dönemde 19. yüzyılda, yani Fransızlar sonrasında sürmekte olan maddi kargaşanın, toplumsal kargaşanın aşılması için yeterli bir çözüm sunamamakta bilim tek başına. Burada bilim deyince sadece fen bilimini anlamayın. Comte aynı zamanda toplum biliminin, sosyolojinin ve siyaset biliminin de tıpkı fizik, kimya gibi bir bilim olduğunu savunuyor ve bunun öyle olmasını sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla yani tek başına sosyoloji, tek başına siyaset, tek başına astronomi, insanlığın kurtuluşu için, toplumsal kargaşanın son vermesi için yeterli değil. Buna paralel olarak bir de inanç sistemi geliştirmek gerekir. Diyor ve insanlık dini adında yeni bir inanç sistemi geliştiriyor. Dinin, yani inanma ihtiyacının insanların, insanın doğasının bir parçası olduğunu, dolayısıyla bunun görmezden gelinemeyeceğini, fakat modern dönemde, İhtilal sonrası, Fransız İhtilal sonrası dönemde eski dinlerin, yani Hristiyanlık, Yahudilik ya da İslamiyet, bunların hiçbirisini insanlığın mutluluğu için yeterli olmadığını düşünerek yeni bir bilimsel din icat ediyor, tesis ediyor, kuruyor. Bu dini insanlık dini adına veriyor. Yani bu dini çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama yani şu kadar da söyleyeyim. Bir ilmi hali olan, değişik ibadetleri olan, kutsal dinleri olan, kendine has bir takvimi olan bir inanç sistemi. Yani özellikle Katoliklik inancından esinlenilerek işte ne bileyim işte Meryem ananın yerine tekabül edecek başka bir figür. İşte kutsal
kutsal işte pazar ayinine tekabül edecek başka bir gün ve bir ibadet. Fakat bunların hepsi bilimsel bir çerçevede çizilmeye çalışılıyor Kudüs tarafından. Ve konuş olduğu bu dini de insanlık dini. Burada bir aşkın bir tanrı inancı yok tabii ki ama tanrının yerine geçen bir kavram var, o da insanlık. Büyük harfle yazılan bir insanlık. Dolayısıyla bilim ve inanç bir arada Kant tarafından insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bitki olarak sunuluyor. Şimdi bu inanç sistemiyle, bu düşünce sistemiyle, bu felsefeyle son dönem Osmanlı aydınlarının ilişkisi nasıl kuruluyor? Osmanlı aydınları bu inanç sistemiyle, bu düşünce sistemiyle, kontçulukla, pozitivizmle nasıl tanışıyorlar? Hızlıca buna bakalım. Öncelikle ilk adım pozitivistlerden geliyor. Yani ilk tanışma bu düşünceyle pozitivistlerin gayretleriyle ortaya çıktı. Daha doğrusu Auguste Comte'un bizatihi kendisinin, yani bu sistemi kuran ve çerçevesini çizen kişinin kendi gayretleriyle ortaya çıkıyor. Comte geliştirdiği bu sistemi sadece Batı Avrupa için, Batı için bir kurtuluş meselesi kılmak istemiyor. Aynı zamanda Doğu'da da bu düşüncenin, pozitivizmin yayılmasını amaçlıyor. Ve hayatının sonlarına doğru özellikle Doğu'yu hedef alıyor. Çünkü ummuş olduğu, beklemiş olduğu yankıyı Batı'da hayattayken kendisi göremiyor. Yani pozitivizmin siyasi olarak en büyük ve toplumsal olarak en büyük hedefi düzeni sağlamak. Yani devrimleri, kargaşayı, toplumsal siyasi kargaşayı sona erdirmek ve toplumsal siyasal bir düzen, intizam kurmak, tesis etmek. Zaten pozitivizmin biliyorsunuz en önemli bir tek belki de mottosu diyelim, sloganı düzen ve ilerleme. Yani hatta düzen ve ilerleme içerisinde de düzen daha önemli. Yani öncelikle düzenin sağlanması gerekiyor. Toplumsal, siyasal düzen. Pozitivizm 1789 Fransız İhtilali'nin olumsuz sonuçlarını, kargaşaya yol açan sonuçlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Fakat Comte bunun Fransa'da beklediği gibi şekillenmediğini görüyor. Yani pozitivizm Fransız toplumuna bir düzen getirmeyi, Comte'un beklediği anlamda bir düzen getirmeyi başaramıyor. Ve toplumsal siyasal hareketlilik durumu süre gidiyor. Yani işte 1800-1848 değişik cumhuriyetler kuruluyor, cumhuriyetler devriliyor, tekrar imparatorluğa dönüyor. Bir türlü Comte'un beklediği o düzen tesis edilmiyor Fransa'da. Bunda da devlet adamlarının yetersizliğini görüyor Comte. Ve propagandasını, yani bu düşüncesinin yayılmasına yönelik çalışmaları Doğu'ya yönlendiriyor. Doğu'da pozitivizmin çok sağlıklı bir şekilde kabul görebileceğini düşünüyor. Bunun nedenlerine birazdan geleceğim. Ve bunun içinde iki devlet adamına çağrı mektupları gönderiyor, tebliğ mektupları gönderiyor. Yani o iki devlet adamını pozitivizmin, insanlık dinini davet eden mektuplar kaleme alıp iki devlet adamına gönderiyor. Bu mektuplara gelmeden önce şunu söyleyeyim. Pozitivizmin Fransa'da yayılabilmesi için, yani Fransız halkının pozitivist bir eğitim alabilmesi için Comte 1848'de pozitivist cemiyet, La Société Positiviste'de bir cemiyet kuruyor. Bu cemiyet, bu dernek tamamen Fransa için hitap eden bir cemiyet. Burada halk için bir dizi dersler veriliyor. Onları felsefeden tutumda, işte astronomiye kadar değişik alanlarda eğitmek amaçlanıyor. Yani pozitivizmin ve insanlık dinini Fransa'da yayılması bu dernek eliyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Comte bir de uluslararası alanda faaliyet gösterecek ikinci bir örgüt kurmayı amaçlıyor. Bu örgütün şemasını çiziyor. fakat hayatı yeterli olmuyor. Yani bu örgütün faaliyete geçtiğini göremiyor Comte. Bu ikinci örgüt de Comité Positif Occidental, Batı Pozitif Kurumu.
adından anlaşılacağı gibi bu ikinci örgütte pozitivizmi ve insanlık dinini uluslararası alanda yaymaya çalışıyor. Bu örgüt 60 üyeden oluşuyor, konutu çizmiş olduğu şemaya göre. Bu üyeler işte Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya, Afrika'dan Batı Avrupa'ya kadar her dünyanın her coğrafyasından gelen 60 üye tarafından oluşturulan bir kurum bu. Çok dengeli bir şekilde yani şimdi nüfusa göre oranlayarak her farklı halkın bu örgüt içerisinde temsil edilmesini bekliyor KONT. Ve Müslüman toplumlar için bir temsilci öngörüyor. Fakat dediğim gibi KONT hayattayken bu örgüt faaliyete geçemiyor. KONT'tan sonra gelen Pierre Lafitte, yani KONT'un halifi, pozitivizmin öncüsü Pierre Lafitte görevdeyken de kurul oluşturulamıyor. Ancak ikinci halif olan Charles Janot tarafından bu komite uluslararası alanda pozitivizm yayacak, propagandasını yapacak bu örgüt kuruluyor ve faaliyete geçiyor. Daha sonra bahsedeceğim gibi Ahmet Rıza da, yani İttihat-ı Terakki Cumhuriyeti'nin reisi olan Ahmet Rıza da bu örgüt içerisinde, yani Batı Pozitif Kurulu içerisinde Müslüman halkı temsil eden görev oluyor. Bu noktayı ettikten sonra mektuplarına girebiliriz KONT'un. KONT, iki mektup kalem oldu dedim. Birincisi, o dönemin en mutlak kralı olarak adlandırdığı KONT'un, Rus çarı Nikola'ya hitaben yazılmış bir mektup. İkinci mektup ise, biz asıl ilgilendiren, 1853'te Osmanlı Sadrazamlığından Reşit Paşa'ya hitaben yazılmış mektup. Bu iki mektupta, Auguste KONT, bu iki devlet adamını insanlık dinine davet ediyor. Ve mektubu göndermiş olduğu zarfın içerisine, ya da işte kutunun içerisine, Reşit Paşa'ya göndermiş olduğu mektuba, en önemli eserci olan, KONT'un en önemli eseri olan, Sistemli Politik Pozitif, Pozitif Siyaset Sistemi adlı eserinin iki cildini ve Kateşizm Pozitivist, yani Pozitivist İlmihal'in aslını ilave ediyor. Yani eserlerini de gönderiyor Reşit Paşa'ya. İnsanlık dinini tebliğ etti, bu mektubuna ekliyor. Şimdi bu mektuplara neyi hedefliyor KONT? Bir kere ne Rusya'ya ne de Osmanlı İmparatorluğu'na Cumhuriyet ya da federal bir düzen ithal etmeye çalışmıyor. Bunun Fransa'da krallık, Fransa'ya krallığı geri getirmeye kadar saçma bir şey olacağını düşünüyor. Zaten KONT, liberal, özgürlükçü bir siyasi sistemin sonuna kadar karşı. Daha otoriter, elitist bir siyaset sistemi öngörüyor. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda hali hazırda o dönemde mutlu olan sistemin de Rusya'da Çar Nikola tarafından tesis edilmiş olan merkezi güçlü devletin son derece olumlu birer sistem olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla sistemi toplumun bir değiştirme yönelik bir gayret içerisinde değil Auguste KONT. Yani Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluk olarak kalsın. Çar Nikola da yine o kurmuş olduğu merkezi devleti sürdürsün. Yani bir cumhuriyetle liberal bir sistem ithal içerisinde ithal etme, ihraç etme daha doğrusu diyelim. İhraç etme gayret içerisinde değil. Peki neden bu iki devlet adamına ithal Doğu'da ya da işte Batı'da birçok devlet dururken, ülke dururken neden bu süre Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde tercih ediyor? Çünkü bu iki toplumun, bu iki toplumdan geçerli olan devlet biçimini pozitivizmin yayılması için çok müsait olduğunu görüyor. Çünkü dediğim gibi otoriter ve merkeziyetçi devletler söz konusu buralarda. Ve pozitivizmin de zaten ideali bu. İdealize ettiği sistem bu. Aynı zamanda burada çok güçlü devlet adamlarının olması, bu iki toplumda, bu iki devlette yine Auguste KONT'un pozitivizmin yayılması için bereketli topraklar olarak görmesi bu ülkeyi son derece önemli unsurlar. Neler söylüyor? Yani Çar Nikola'nın yazmış olduğu mektup
şekilde var olmaya devam etmesini çok olumlu karşılıyor Augustin. Yine daha önceki seminerlerimizde bahsetmiştim. Augustin'in tarih anlayışından söz ederken üçlü bir dönemsel tarih anlayışı vardır Augustin'in. Birinci, tarihin başında teolojik bir dönem vardır. Yani dinin hakim olduğu bir dönem. İkinci aşama metafizik dönemdir. Üçüncü aşama ise bilimsel pozitif dönemdir. Ve tüm insanlık bu aşamalardan geçecektir. Ve tüm insanlık batının ulaşmış olduğu o bilimsel pozitivist evreye ulaşacaktır. Augustin'in öngörüsü bu. Dolayısıyla teolojik birinci, metafizik ikinci ve bilimsel evre üçüncü etaplar. Fakat Reşit Paşa'ya göndermiş olduğu mektupta İslamiyet'in çok ileri bir din olması nedeniyle Osmanlı toplumunun birinci aşamadan, yani teolojik aşamadan doğrudan üçüncü aşamaya, bilimsel aşamaya geçebileceğini, İslamiyet'in bu anlamda Doğu toplumunu pozitivizme hazırladığını, dolayısıyla bu üçlü aşamada ikinci etapın atlanabileceğini Osmanlı İmparatorluğu söz konusu olduğu o zaman söz ediyor. Yine Osmanlı'nın işte devlet toplum ilişkisi, güçlü devlet adamlarının olması, bu sayede hem İslamiyet'in hem de güçlü devlet adamı figürleri olması nedeniyle çok düzenli bir toplum-devlet ilişkisi olması, Osmanlı bir devrimci kategorinin olmaması, devrimci eşittir gerici kontrolü, yani devrimci olmak, devrimci gerici bir gerici siyaset yapmak içindir. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir devrimci hareket yok, devrimci bir ayaklanma yok, hareketlilik yok. Güçlü bir devlet var ve toplumu kültürel olarak pozitivizme hazırlayan bir din var, İslam. Tüm bunları yazdıktan sonra, bunları belirttikten sonra Reşit Paşa'yı ve tabii ki onun nezdinde tüm Osmanlı toplumunu İslam, Müslüman ama Osmanlı toplumunu pozitivizme davet ediyor. Ve Kont tüm kendi arşivlerine, kendi mektuplarına baktığımız zaman şunu söylüyor. Eğer Nikola'dan ve Reşit Paşa'dan bir cevap geldiği takdirde o cevapları da ben yayınlayacağım diyor. Fakat sadece kendi yazmış olduğu bu mektupları yayınlıyor. Demek oluyor ki bu Reşit Paşa'nın Çamlıkova'dan olumlu cevap alamamış. Yani bir yanıt alamamış. Olumlu olumsuz bir yanıt söz konusu değil. Şimdi bu ilk adım dediğim gibi değişik örgütler, işte Fransa içinde başka bir örgüt, uluslararası alanda faaliyet gösteren başka bir örgüt, pozitivist örgüt söz konusu. Bu şekilde bir propaganda sürüyor. Çünkü Augustin hayattayken, Augustin öldükten sonra da onun yerine geçen Pierre Dadic, bir matematik profesörü, onun zamanında da bu propaganda sürüyor. Fakat Augustin hayattayken göremediği o pozitivist başarıyı Pierre Dadic yakalıyor. Yani Pierre Lafitte pozitivistlerin başındayken bir kere pozitivizm Fransa'da çok daha etkin bir düşünce sistemi haline geliyor. Hatta 3. Cumhuriyet'in, yani Fransa'daki o dönemde 3. Cumhuriyet'in resmi ideolojisi neredeyse oluyor. Bunun yanı sıra özellikle Latin Amerika'da çok hızlı bir gelişim kaydediyor pozitivizm. Latin Amerika'da pozitivizm, özellikle Brezilya'da çok önemli bir yer teşkil ediyor. İnsanlık dini de aynı şekilde Brezilya'da çok hızlı bir gelişim kaydediyor. Ve Brezilya'nın resmi dini oluyor neredeyse pozitivizm. Yani pozitivist kiliseler açılıyor. Brezilyalılar insanlık dinine tabi oluyorlar. Ve Brezilya'daki o Cumhuriyet devriminin de ideolojisini pozitivizm oluşturuyor. Fakat Lafitte Fransa'yı ve Latin Amerika'yı hedef alırken Doğu'yla ihmal etmiyor. Aynı üstad ve Augustin gibi Doğu'yu da önemsiyor. Ve yine sadrazamlardan Mithat Paşa Paris'teyken bir grup pozitivist Mithat Paşa'yı ziyaret ederek ona şifahi sözcü olarak pozitivizmin, insanlık dininin ne olduğunu anlatıyorlar. Mithat Paşa'yı zımnen insanlık dinine çağırıyorlar, geliyorlar. İşte pozitivizmini anlatım atarak kabul etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Ve şunu vurguluyorlar, pozitivizm sizin bildiğiniz gibi batılı diğer ideolojilerden farklıdır.
bir kere hiçbir dini diğerinden daha önemli tutmaz. Hatta İslamiyet'i daha fazla bir önem atfeder. Ve yine o dönemde Balkan Savaşları dönemi, o Ziyaret esnasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda ciddi sorunları var. Ve pozitivistler Osmanlı İmparatorluğu'na sonuna kadar destek verdiklerini, Balkan krizi esnasında Osmanlı'ya destek verdiklerini, Balkan halkları için en iyi sistemin Osmanlı sistemi olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünden yana olduklarını ifade ediyorlar bu görüşmede. Ve daha sonra bu görüşme metni yayınlanıyor. Pozitivistler bu metni yayınlıyorlar. Mithat Paşa'nın bir cevabı var. Çok etkilendiğini ifade ediyor. İşte Batı'da, Avrupa'da, özellikle Fransa'da işte Hristiyanlıkla bağlantılı bir takım ön yargılardan uzak insanlarla tanışmaktan dolayı hissetmiş olduğu memnuniyeti ifade ediyor. Fakat tabii ki Mithat Paşa da bekledikleri gibi insanlık dinini ya da pozitivizmi kabul edip bir pozitivist olmayı tercih etmiyor. Bu ikinci adımda, yani Pierre Lafitte dönemindeki ikinci adımda bu şekilde neticeleniyor. Olumsuz olarak yani pozitivistler tarafından ve olumsuz. Biraz geriye dönmüş hocam, gerçi atladım onu ama şimdi hatırladım. O Viscont'un doğuya neden ya da genel olarak pozitivistlerin doğuya neden ilgi duyduklarına dair şu anlatıyı aktarmak istiyorum. Şöyle diyor Viscont, Beşik Paşa yazmış olduğu mektupta: Avrupa'da içinde yaşadığımız şu asırda Doğu ile Batı siyasetleri arasında dikkati şayan bir tezat görülmektedir. Batı'daki hükümetler sosyal hayatı yönetmekten aciz kalmışlar, bir kuru şiddet eğitimli olmuşlardır. Gerçi şiddet göstermek maddi nizamın devamı için şarttır. Ama bu dahi hali iktidarının devamına sebep olmaktadır. Halbuki doğulu yöneticiler, kendi milletlerinin gerçek başı olmaları sıfatıyla her hükümetin yerine getirmek zorunda olduğu iki görevi birden ifa edemektedirler. Yani hem tebaalarını hayra sevk etmekte, hem de şerre muhafazaya gayret göstermektedirler. Bu asil tavır, içinde yaşadığımız asırda Rusya Devleti ile Osmanlı Devletleri'ne karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de mütevli faaliyetini Rusya'ya ve Osmanlı'ya yönlendiriyor. Pozitivistlerin faaliyetlerinden bahsettim. Pozitivistlerden ilk adımlar hep pozitivistlerden geldi dedim. Yani Osmanlıların bu düşünceyle tanışmaları noktasında ilk adımlar pozitivistler tarafından atıldı. İlk bizim görebildiğimiz Osmanlı pozitivizmi belli bir ilgi duyan Beşir Fuat. Beşir Fuat 1823-1887 yıllar arasında yaşayan ve 1887'de trajik bir şekilde intihar ederek ölen bir eski asker. Eski asker diyorum çünkü askerlikten ayrılıp yazar olmaya, kendini bilime adamaya karar veriyor. Ve askeri kariyeri bir kenara bırakıp Beşir Fuat birçok alanda, yani birbirleriyle çok farklı alanlarda, tıp, fizyoloji, edebiyat, felsefe, dil bilim gibi alanlarda eserler ortaya koymaya başlıyor. Çok sayıda çeviri yapıyor, çok sayıda makale yazıyor ve çok sayıda kitap kaleme alıyor kısa hayatı boyunca. İlk Osmanlı pozitivisti olarak adlandırılır. Fakat pozitivizmle pozitivizm olan ilişkisi Beşir Fuat'ın çok kısmi bir ilişkidir. Çok kısmidir ve çok kitabidir. Yani pozitivizmle olan ilişkisi Beşir Fuat'ın sadece bir takım kitaplarla sınırlıdır. Okumuş olduğu, yani pozitivistlerle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Ahmet Rıza'da göreceğiniz gibi bir ilişki söz konusu değildir. Kitabi bir ilişkidir ve kısmi bir algılama söz konusudur. Çünkü pozitivizmden Beşir Fuat'ın anladığı daha çok maddi teknik ilerlemedir. Fen bilimlerine pozitivizm
intihar ederek, yani daha doğrusu intihar ediş şekliyle ölümünü bilime alıyor. 1887'de, yani önce bahsettiğim gibi, trajik bir şekilde ölüyor. Sol kolunu ve boynunu uyuşturarak, lokal anestezi yaparak kolundaki damarı ve boynundaki o ana damarı açıp kanını vücudundan boşaltıyor. Bu esnada bir anda notlar alıyor. Yani kanının vücudundan boşaldığı sırada hissettiklerini, vücudun fiziksel takım değişikliğini not ediyor. Ve kendi ifadesiyle intiharını bilime tatbik ediyor. Ya da bilimi intiharına tatbik ediyor ve yani ölürken bile bir bilimsel bir şekilde bilime hizmet ederek ölmek istiyor. Ve bedenini de tıbbiye bağışıyor üzerine araştırmalar yapılabilsin diye. Fakat Abdülhamit yanlış hatırlamıyorsam Eyüp mezarlığına defnedilmesini sağlıyor. Dolayısıyla intiharı çok Beşik Fuat'ın istediği şekilde neticelendiriyor. Tekrar etmek gerekirse Beşik Fuat'ın pozitivizmle bir ilişkisi oluyor. Pozitivist yazarları okuyor. Fakat bu ilişki kitabi ve kısmi bir ilişki. Asıl ciddi etki Jean Türklerle birlikte ortaya çıkıyor ve özellikle de bu eğilim, yani pozitivizm olan bilgi Ahmet Rıza örneğinde karşımıza çıkıyor. Ahmet Rıza'nın önemi, yani bir Osmanlı elitlerinin pozitivizmle olan ilişkisi noktasındaki önemi, Ahmet Rıza'nın doğrudan pozitivistlerle kurmuş olduğu ilişkiler kaynaklanıyor. Başına da belirttiğim gibi 1905'te uluslararası alanda pozitivizmin yaymak üzere kurulan, 1903'te kurulan Batı Pozitif Kurulu'na Ahmet Rıza 1905'te dahil olur. Yani pozitivistlerle ciddi bir ilişkisi var ve pozitivist propagandaya katılıyor. Aynı zamanda pozitivistlerin yayın organlarında yazılar kaleme alıyor vesaire. Yine konuşmamın başında belirttiğim bu yeniden yorumlama, çift taraflı yeniden yorumlama süreci de Ahmet Rıza'nın pozitivizmle kurulmuş olduğu ilişkide karşımıza çıkıyor. Yeniden yorumlamayla ne kastediyorum? Yani anlatmaya çalıştım ama daha düzgün bir ifadeyle söylemek gerekirse yeniden yorumlama ile anladığım şey şu. Önceden var olan anlamların öğrenilen yeni kavramlara atfedilmesi veya edinilen yeni değerlerin eski kültürel formların anlamlarını değiştirmesi. Yani Ahmet Rıza örneğinde ve Ahmet Rıza'nın pozitivizm örneğine baktığımız zaman önceden var olan anlamlar, yani Ahmet Rıza'nın önceden sahip olmuş olduğu anlamlar, İsrailiye, Osmanlı kültürü vesaire, bu anlamlar öğrenilen yeni kavramlara atfediliyor. Yani pozitivizmin kavramlarına atfediliyor. Aynı zamanda buna paralel olarak da edinilen yeni değerler, yani pozitivizm, Batı kültürü, Batı medeniyeti, edinilen bu yeni değerlerde eski kültürel formların anlamlarını değiştiriyor. Dolayısıyla çift taraflı bir mekanizma işliyor. Ve Ahmet Rıza'nın pozitivizmle kurmuş olduğu ilişki, pozitivist düşünceyi algılama biçimi, o düşünceyi Osmanlı toplumuna yaymada göstermiş olduğu o çaba esnasında biz bunu çift taraflı yorumları görüyoruz. Ahmet Rıza kimdir? Ona kısaca bakalım. Dediğim gibi yani en çok liderlerim. En önemli liderlerim. Ailesine baktığımız zaman en az 3 nesildir Osmanlı İmparatorluğu içerisinde devlete hizmet eden bir aile. Ahmet Rıza'nın babası Ali Rıza Bey. Viyana'yı verdiği büyükelçiliklerinde çeşitli görevlerde bulunmuş. Daha sonra sarayda teşrifat nazırı olmuş bir kişi. 1877'de de Meclis-i Ayyar'da Aza oluyor. Babası bu Ahmet Ali Rıza Bey. Dedesi Ziraat-ı Darphane Nazırlığı yapmış bir kişi. Büyük dedesi de Kemal Keş Efendi,
Üçüncü senenin sırt kağıtı. Dolayısıyla yani en az üç nesil geri gidebiliyoruz ve üç nesil boyunca Ahmet Rıza'nın ailesinin devlet hizmetinde bulunmuş bir aile olduğunu görüyoruz. Ahmet Rıza'nın kendisi de aslında her ne kadar uzun dönemde muhalefette de olsa hep devletin hizmetinde olmayı, yani Osmanlı Devleti'nin hizmetinde olmayı kendisine ilke edilmiş bir kişi. Nitekim 1908-2. Meşrutiyet devriminden sonra da kendisi Ala ve Meclis-i Mevlusan'da görev oldu ve başkanlık yapıyor bu meclisine. Annesine gelecek olursak, annesi bir ihtida etmiş bir avukatı, Avusturyalı bir kadın. Alman olduğuna dair bir rivayet de var ama daha genel kabul gören görüş Avusturyalı oldu ve Müslüman olmuş bir Avusturyalı annesi. Dolayısıyla hem Osmanlı hem Avrupa annesi aynı zamanda aristokrat kurusunda, Avusturya aristokrasisine mensup. Yani Galatasaray Mehmet Sultanesi'nde okuyan bir kıza. Aynı zamanda orayı işte Galatasaray Lisesi'nde okuyor. Dolayısıyla hem Batı kültürünü biliyor, hem annesi hem okumuş olduğu okul nedeniyle. Hem de işte babası, dedesi, büyük dedesinden gelen bir Osmanlı kültürü aşina bir söz konusu. 1884'te Galatasaray Mehmet Sultanesi'ni bitirdikten sonra Paris'e ziraat tahsil yapmak üzere gidiyor. 1887'de 3 yıl sonra İstanbul'a geri dönüyor fakat 2 yıl sonra 1889'da tekrar Paris'e dönüyor. Rejantlık hareketine katılıyor. 1889'un 100. yıl dönümü, yani Fransa İhtilali'nin 100. yıl dönümü ve 1889'da o kutlamaları görmek üzere gidiyor Ahmet Rıza katılmak için. Fransa İhtilali'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalara katılmak, takip etmek, gözlemlemek için. Ve gidiş o gidiş 1889'da Paris'te kalmaya karar veriyor. Rejantlık hareketine orada katılıyor. 1908'e kadar anayasal olarak Paris'te, yani daha doğrusu Avrupa'da çünkü dönem dönem iktidar çıkıyor, dolaşıyor gözüküyor ama yani asıl bulmuş olduğu yer Paris. 1908 ikinci meşrutiyet ilanından sonra ancak İstanbul'a dönüyor. Ahmet Rıza'da da tıpkı diğer birçok Osmanlı aydınında gördüğümüz gibi ve benim de bu akşamki konuşmanın başına belirttiğim gibi bir meçet arayışı söz konusu. Dediğim gibi yani ailesi gibi, devlet dedesi gibi, babası büyük dedesi gibi bir devlet memuru olarak değil ama sonuçta muhalefette de olsa yine devlet için hizmet etmek isteyen, devleti kurtarmak isteyen bir figür, isim ve bunun için de bir reçete arayışında. Bulmuş olduğu reçete Ahmet Rıza'nın pozitivizm. Ama yani Cumhurbaşkanı arasında başka reçeteler önerenler de var. Örneğin işte Prens Sabahattin'de bildiğiniz gibi pozitivizm değil de siyasi sosyal ilmi içtima ekolüne mensup oluyor. Ve işte o da reçete olarak yani partinin kurtuluşu olarak başka bir ekol. Yine Fransa'da doğmuş, gelişmiş, Fransa'nın kendine has şartlarında ortaya çıkmış başka bir akım, başka bir düşünce biçimini, işte adli merkeziyeti, desantralizasyonu ve teşebbüs şahsiliği daha fazla ön plana alan başka bir düşünce sistemini Osmanlı'nın kurtuluşu için öneriyor. Fakat her halükarda bu değişik reçet arayışları aynı mekanizmaya tabi. Bir kere bir arayış var fakat bu arayış genellikle biraz el yordamıyla yapılan bir arayış ve tesadüfi bir şekilde bazı sonuçlara varıyor insanlar. İşte mesela Prens Sabahattin bunu çok bariz bir şekilde bize gösteriyor. İşte bir gün Paris'in bir önemli güzel bir caddesinde yürürken bir kitapçının vitrininde bir kitap gördüğünü söylüyor. Bu kitap daha sonra arkadaşı olacak de Molay'ın bu az önce bahsettiğim o okulun ve o akımın hani dil isimlerinden de Molay'ın yazmış olduğu Anglo-Saksonların esbab-ı faaliyeti nedir? Yani Anglo-Saksonların üstünlüklerinin nedeni nedir? Anglo-Saksonların esbab-ı faaliyeti nedir? Adlı bir kitap. Bu kitabı görüyor. İlgisini çekiyor, geliyor, bakıyor. Alıp evine götürüyor. O gece sabah
sabaha kadar kitabı okuyor ve tamam buldum şimdi bizim kurtuluşumuz burada diyor. Ve daha sonra gidip o kitabın yazarıyla tanışıyor. Arkadaş oluyor vesaire, dost oluyor. Ve bütün geri kalan hayatını Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşu için yapılması gereken şeylerin en başında bir Anglo-Sakson tarzı bir sistem. Osmanlı İmparatorluğu'na hitap edilmesi, uyarlanması gerektiğini savunarak geçiriyor. Yani tesadüf el ortamıyla bulunmuş ve böyle bir gaz sarılmış bir sistem. Ahmet Rıza'da benzer bir mekanizma. O da belki yani Sabahattin kadar tesadüfi bir yolda giderken bir kitapla karşılaşmıyor belki ama yine okumuş olduğu İstanbul'dayken yine geçen bir kitap okuyor. Dr. Robin'e adlı bir pozitivistin bir kitabı. Pozitivizm üzerine yazılmış bir kitap. Bu kitabı okuduktan sonra onun da hayatı değişiyor. Ve o da tıpkı Sabahattin gibi kendisine başka bir dost, arkadaş, üstad buluyor. Pierre Lafitte, yani o üstadlıktan sonra pozitivizmin başına geçen isim Pierre Lafitte. Ahmet Rıza'nın en yakın dostlarından hatta manevi babası ilan edilecek kadar önemli bir isim. Önemli yaklaşık bir Ahmet Rıza'nın hayatında. Nasıl tanışıyor? Pozitivizmi nasıl buluyor? Dediğim gibi bir pozitivist olan Dr. Robin'in bir kitabıyla ilk defa kitabını okumayınca ilk defa bir düşünce sistemi bağlamından haberdar oluyor. Bu kitaptan şöyle bahsediyor Ahmet Rıza, Dr. Robin'in kitabından şöyle bahsediyor. Bu kitapta özellikle siyasi hayatımda bana rehberlik edecek olan o mükemmel düşünce sistemini keşfettim. Yine bu küçük kitap sayesinde yüce gönüllü birçok düşünürle tanıştım. Bugün sürdürdüğüm mücadelede bu düşünürler bana hem moral hem de entelektüel destek sağlamaktadır. Bu cümleleri Meşveret gazetesinde yani John Kitt'in İttihat Terapi Cemiyeti'nin resim yayın organı olan Meşveret gazetesinde yazıyor Ahmet Rıza. Ve sürdürdüğüm mücadeleyle kastettiği şey de işte İttihat Terapi'nin İkinci Abdülhamit'e karşı yürütmüş olduğu mücadele. Yani pozitivizm, pozitivistler Ahmet Rıza'yı aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yürütmüş olduğu İkinci Abdülhamit'e karşı mücadeleyi de rehberlik ediyor. Robine'nin bu kitabı yani çok etkileyen beni diye bahsetmiş olduk. Bu kitabın yanı sıra Robine'nin kendisi de aslında Ahmet Rıza'yı etkiliyor. Tıpkı Pierre Lafitte'nin etkilediği gibi. Çünkü Robine Ahmet Rıza'ya göre Türkiye'nin yılmaz bir dostu. Ve aynı zamanda Robin'e biliyoruz ki sömürgecinde, Fransız sömürgecinde karşı olan bir kişi. Özellikle Tunus'un Fransızlar tarafından işgal edilmesine karşı çıkan bir isim. Ve bunu çok sert, ciddi bir şekilde dile getiren o dönemde bir isim. Dolayısıyla hem Osmanlı İmparatorluğu'nun yanına yer alması, hem sömürgecide karşı çıkması Ahmet Rıza'da bir sempatide uyandırıyor. Yani burada sadece kitaplardaki işte o teorik kısım diyelim, kitapların yani pozitivizmin teorik kısmı değil, aynı zamanda o düşünceyi Fransa'da temsil eden isimlerin kişilikleri ve siyasi düşünceleri de Ahmet Rıza'yı Jean-Claude'u etkiliyor. İşte örneğin İslam olan bakışlarından bahsettim. Olumlu bir bakış. İslamiyet'e karşı o dönemde Batı'da söz konusu olan diğer entelektüel çevrelerden daha sıcak bir bakış söz konusu İslamiyet'e karşı pozitivistlerde. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünden yanalar, sömürgecilere karşı çıkıyorlar vesaire. Aynı zamanda işte bilim teknik gibi bir bilim ve tekniği ön planda tutuyorlar. İlerlemeden bahsediyorlar. Ve maneviyata önem veriyorlar. Tabii ki bu yani sonuçta İslamiyet'i yani o dönemde Batı'da yine yürürlükte olan, işte bulunan diğer ideolojilerden farklı olarak din karşıtı bir düşünce sistemi değil pozitivizm. Yani dine karşı fakat din karşıtı değil. Yani ateizmi mesela sol hareketler gibi, anarşizm gibi örneğin ateizmi ön planda tutan bir düşünce sistemi değil. Din düşüncesine açık fakat o dinin, o düşüncenin
bilimsel bir şekilde doldurulmasını öngörüyor. İnsanlık dini bu işi yapıyor. Dolayısıyla Katoliklik, Yahudilik, İslamiyet ya da diğer dinlerin hepsinin dönemleri artık bitti. Onlar belli bir dönemde bir işler gördüler, önemli bir işler gördüler ama artık işlerlerini tamamladılar ve tarihten, tarih sayfasından, kitabından çekinmeleri gerekiyor. Onların yerine insanlardaki inanma ihtiyacını karşılayacak yeni bir din oluşturmak lazım. Dolayısıyla pozitivizm, din ve bizim bildiğimiz işte dinlere karşı tabii ki hiçbirisini kabul etmiyor. Fakat din düşüncesine, din fikrine karşı değil. Sadece onun daha bilimsel ve rasyonel bir şekilde doldurulması gerektiğini söylüyor. Doktor Robin'in bu pozitivizmi Ahmet Rıza'yı etkileyen bu kişinin kolonyalizme sonu gecede karşı olduğundan söz etmiştim. Yine bir takım yazıları Ahmet Rıza'nın aktardığına göre Batı'nın medeniyet bütününün misyonu altında saldırgan ve işgal politikası izlediğini söylüyor. Ve Avrupa yayıncılığının cinayet, yağma, yıkım, sosyal ve siyasal bir darwinizmle sonuçlandığını ifade ediyor. Yani çok net bir şekilde Fransız kolonyalizmine ve Avrupa yayılmacılığına, Batı yayılmacılığına karşı çıkıyor. Bu, Robine ile başlayan bir antikolonyalist tavır değil. Auguste Comte'da da benzeri bir şey söz konusu. Auguste Comte'da özellikle Cezayir sömürgeleştirilme sürecinde Arapları, Cezayir'i destekliyor. Ve Fransızların inşallah bir gün Araplar tarafından kovulacağını ümit ettiğini yazıyor. Yani Arap Cezayir halkının direnişini bu anlamda destek veriyor ve o da sömürgeciliği tasvip etmiyor. Fransız sömürgeciliğine karşı çıkıyor. Tüm bunlar bu yani pozitivizmin kuramsal çerçevesi dışındaki siyasi görüşlerin de pozitivistlerin Ahmet Rıza'yı ve genel olarak John Kirk'ı etkileyen diğer noktalar. Özellikle La Fitne, Ahmet Rıza'nın çok önemsebilmesi, elini öpecek kadar saygı duyduğu, manevi babası olarak ilan ettiği bir isim Pierre Lafitte. Pierre Lafitte, Auguste Comte'dan sonra pozitivizmin başına gelen, pozitivistlerin başına geçen ikinci isim, Comte'un halefi. Vaktimiz dolmak üzere, birazcık daha hızlı gideyim. Bir not olarak, yani önemli olduğunu düşünüyorum, bir anekdot olarak aktarmak istiyorum. Pozitivistlerin çok Jörg-Türk Derneği'nde sempatik olmaları ya da işte Osmanlı'nın daha sempatik bölümlerinin bir nedeni de Paris'e cami yaptığı projesi içerisinde yer almalı. 1890'ların ortalarında Paris'e bir cami yaptırma Fransa'da yaşayan sonuçta Paris'te yaşayan çok sayıda Müslümanlar dönemlerinde ve bir cami yaptırma girişimi söz konusu oluyor. Ve pozitivistler kendi aralarında bir Paris'te cami yaptırılması için bir kampanya başlatıyorlar ve para topluyorlar. 1895'te bu kampanya başlatılıyor. Ve 1895 aynı zamanda az önce bahsettiğim Meşrevet gazetesinin ilk çıktığı yıl. O gazetenin ilk sayısında yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Rıza pozitivistlerin bu girişimini selamlıyor. Çok saygıdeğer bir girişim olduğunu söylüyor. Ve pozitivistlere teşekkür ediyor. Yani bu girişimde pay sahibi oldukları için. Yine belirteyim bu cami 1895 yılında para toplamaya başlanıyor ama netice itibariyle 1922'de ancak inşaatına başlanıyor. 1926'da açılış yapıyor. Şu anda yine parasının en önemli, en büyük, en merkezi camilerinden birisi olarak hizmet veriyor. Yine Ahmet Rıza Paris'e ilk geldiği anda hissettiklerinden bahsediyor. İşte burası modern Mekke, bilimin merkezi Kabe'si olarak ben hep düşünüyordum ama geldim gördüm ki burada Doğu'ya karşı, Müslümanlara karşı son derece büyük bir ön yargı söz konusu. Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Fakat pozitivistleri özellikle Pierre Lafitte bir istisna olarak yani İslam'a karşı on yargısız olarak benim karşılaştığım tek çevre pozitivistler. Hatta yani Paris'e geldiğinde ateist olduğunu fakat daha sonra pozitivizmle tanıştıktan sonra ateizmin bir çıkmaz olduğunu
fark ettiğini söylüyor. Tabii ateizmin yerine koymuş olduğu şey de insanlık dini. Yani sonuçta Ahmet Rıza'da insanlık dinini bağlanan bir din pozitivist mümin yerine. Ama yani inanç olarak da pozitivizm insanlık dinini benimsediğini belirtiyor. Fakat siyasi olarak yani yaşayış hani pratik olarak diyelim hani İslam'ı, Müslümanlığı pratize eden din kısım olmadığını biliyoruz. Fakat siyasi olarak İslam'ı Batı'ya karşı, Batı kamuoyuna karşı savunuyor. Bu anlamda da çok sayıda reddiye mantığıyla yazılmış yazısı söz konusu. Yani İslam'ı savunan, savunmacı bir dille yazılmış yazıları söz konusu. Bu yazılar gerek Meşrevet'te, gerekse Fransız pozitivistlerin yayın olduğu olan Rolle Occidental'de yayınlanıyor İslam'ı. Yani bir kültür olarak, bir medeniyet olarak, bir siyaset biçimi olarak İslam'ı, İslamcılığı savunuyor. Yani burada tabii ki o farklı herhalde. Yani kendisi bir yani kültürel olarak, sosyolojik olarak Müslüman olduğunu sadece söyleyebiliriz. Yoksa tıpkı üstadı Pierre gibi mesela Vahye inanmıyor yani böyle bir şeyin olabileceğini imkan ve ihtimal olmadığını, bunun işte bilime aykırı olduğunu söylüyor. Fakat bunu söylerken de Hz. Muhammed'in işte siyasi dehasını da kabul ediyor. Yani Hz. Muhammed bir siyasi bir deha idi. Büyük bir toplumsal dönüşüm sağlamayı başardı. Çünkü pozitivizmin öngördüğü tarihsel süreklilik fikrini o da görmüştü. Yani pozitivizmin öngörmüş olduğu gibi Muhammed de devrimci değildi. Dolayısıyla insanlığı tedricen, aşama aşama eskiyi tamamen reddetmeden, insanları bir kargaşaya sevk etmeden tarihsel süreklilik içerisinde varlığını daha da mükemmelleştirerek, tamamlayarak bir toplumsal bir dönüşüm sağladı. Dolayısıyla bu anlamda Muhammed büyük bir siyasi deha, büyük bir sosyolog. Ama bu neden dolayı pozitivizmin bugün söylemiş olduğu ilkeleri daha o dönemde görmüş olduğundan dolayı. Ve bunun kaynağında da vahiy yok yani. Pierre Lefitte göre, Vahiy Zerre göre bunun kaynağında vahiy yok. Bunun kaynağında Hz. Muhammed'in kişisel siyasi dehası söz konusu. Şimdi tabii ki bütün bunların yanı sıra bir Osmanlı olarak, kültürel olarak, sosyolojik olarak, Müslüman olan bir kişi olarak Ahmet Rıza için pozitivizmin, insanlık dini, sonuçta işte tanınılmaz bir, yani en azından bizim zamanında aşkın bir tanınancı olmayan bir dini içselleştirme kabul etmek o kadar da kolay değil. Hele de bunu Osmanlı toplumuna yaymayı hedeflemek daha da zor. Dolayısıyla Ahmet Rıza işte tam da bu noktada o bahsettiğim yeniden yorumlama süreçleri devreye sokuyor. Hem kendisi o düşünceyi daha iyi algılayabilmek, anlayabilmek için hem de o düşünceyi Osmanlı toplumuna yayabilmek için pozitivizmi İslami, Osmanlı, Türk siyasi, İslami kültürüyle yeniden yorumlayarak sunmaya çalışıyor. Aynı şekilde de kendi sahip olmuş olduğu o anlamları, İslami kültürünü pozitivist bir çerçevede, pozitivist bir gözlükle yeniden okumaya çalışıyor. Dolayısıyla pozitivizmi anlaşılır kılıyor. Hem kendisi için hem Osmanlı toplumu için anlaşılır kılmaya çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç işliyor. Pozitivizmin Osmanlı toplumuna yayılması esnasında. Yeri gelmişken 1895'e çıkarmış olduğu Meşveret gazetesinden bahsedeyim. Meşveret gazetesi Jean Türklerin resmi yayın organı olarak Aralık 1895'te yayınlanmaya başlanıyor ve Ağustos 1908'e kadar yayınlanıyor. Toplam 13 yıl boyunca. Bir pozitivist olarak Ahmet Rıza bu gazetenin başında ve gazeteyi getirmedim, aslında getirdim en azından ilk sayfasını. Gazetenin hemen altında pozitivizmin az önce bahsetmiş olduğum o sloganı yer almakta. Yani Meşveret büyük harflerle başladı. Altında Genç Türkiye'nin yayın organı, yani John Türkiye'nin yayın organı. Onun da altında
postmodern, yani düzenli ilerleme, orada bir problem ifadesi oldu. Yani pozitivizmin mottosu, sloganı. Aynı şekilde Auguste Comte'un insanlık dini bağlamında ürettiği, icat ettiği bir takvim var. Bugün bizim kullandığımız takvimler farklı bir takvim, pozitivist takvim. Ve Meşveret Gazetesi hem bugün kullandığımız takvimle tarihlendiriliyor, hem de pozitivist takvimle tarihlendiriliyor. Pozitivist takvimle o gazetenin başında, en üstte sağda görülüyor. Dolayısıyla pozitivist bir renk, tat, koku çok hissedilir yani Meşveret Gazetesi'nde. Yine doğrudan ya da dolaylı olarak pozitivizmin pozitivisti birçok gönderme söz konusu bu gazete içerisinde. Gazeteyi, hani gazeteyi de bir kenara bırakalım. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ismine bakalım. Ahmet Rıza, John Tüter'e katıldıktan sonra bir isim arayışı söz konusu oluyor cemiyet için. Ahmet Rıza doğrudan pozitivizmin sorunu olan düzen ve ilerlemeyi veriyor. Yani bizim cemiyetimizin, bizim partimizin adı düzen ve ilerleme olsun önerisine getiriyor. Fakat daha sonra Osmanlıcılık fikrini de kapsayan, hem Osmanlıcılığı kapsayan hem de pozitivizmin ilerlemeyi kapsayan başka bir isim ortaya atılıyor. O da İttihat, yani Osmanlıcılığa gönderme yapan İttihat, Birlik ve Terakki, ilerleme. Yani pozitivizm Osmanlıcılığı meclisinin birleştirildiği bir isim veriliyor partiye. Siyasi olarak kendisi zaten ifade etmişti az önce okuduğum anlatıda, yani siyasi mücadelesinde sürdürdüğü siyasi mücadelede son derece önemli bir rol görüyor pozitivizm. Aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin genel olarak izlemiş olduğu, takip etmiş olduğu siyasete de önemli bir unsur pozitivizm. En azından bir dönem çıkıyor. Yine pozitivizm sayesinde İttihat ve Terakki uzunca bir süre muhafazakar bir aktivizm benimsiyor. Muhafazakar bir aktivizm. Yani yine geçen ayki seminerimizde de bahsetmiştim. Yani İttihat ve Terakki'nin John Tüker'in sistemi topyekun değiştirmek gibi, insanları sokağa dökmek gibi, işte Osmanlı ailesini alaşağı etmek gibi, sultanlığı ortadan kaldırmak gibi bir amaçları yok. Bu anın oldukça muhafazakar bir hareket. Ve pozitivizmde bu düşünceli önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü pozitivizmde doğrudan bir sistem değişikliği ya da bir kargaşa devrim öngören bir düşünce sistemi, tam tersinde düzen içerisinde bir ilerleme öngören bir düşünce sistemi. Yani düzenden asla taviz verilmemesi gerektiğini. Bunun en önemli yönü de halkın güvenilmez bir kategori olduğu. Yani pozitivizm, pozitivistler diyorlar ki, yani toplumsal siyasal değişim halka bırakılmayacak kadar önemli, ciddi bir meseledir. Çünkü halk görünmez bir kategoridir. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmaz, duyguları hareketler. Dolayısıyla sosyolojinin rehberliğinde, bilimin rehberliğinde bir toplumsal siyasal söz konusu olmalıdır. Bu anlamda da yine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, Ahmet Rıza'nın siyasi faaliyetlerine önemli bir etkisi söz konusu. Şöyle diyor mesela Ahmet Rıza, biz devrimci değiliz. Bir hanedan değişikliği istemiyoruz. Sadece var olanı, kanunların uygulanmasını talep ediyoruz. Yani burada var olan kanunların uygulanmasını kastettiği şey nedir? Evet, ikinci Abdülhamit tarafından kapatılan parlamentonun ve askıya alan anayasanın tekrar yürürlüğe konması, kanunun uygulanması. Sonra şöyle devam ediyor. Benim ikbali vatana müteahhit bir kafir ümit vereyim, bu hanedan Osman'a bağlıdır. Osmanlı hanedanına bağlılığını ifade ediyor açıkça. Hilafet ve saltanatın ne bu aile elinde kalmasını, kesmişan ve kuvvet etmesini katiyen talep ve iktidar edenlerdir. Yani iktidarın bu ailede kalmasını kesinlikle istiyorum. Osmanlı padişahlarının bundan sonra vatana gelecekleri fenalık ne kadar değişiklik olsa, yine tepkili sülalelerin ve cezalara nispetle eklenir. Yani Osmanlı padişahı ne kadar kötülük ederlerse etsinler, yine de bu sülalenin iktidardan yıkmasından daha kadar bir şey olamaz. Yani Osmanlı sülalesi iktidarda kalmamış. Dolayısıyla bir sistemik bir değişim
kesinlikle öngörebilir. Şöyle diyor yine devamında, kendisine güzel bir yerlemeyi ilke edinmiş bir yönetim ile Osmanlılar dünyanın en büyük halklarından olacaklardır. Yani eğer Osmanlı yöneticileri kendisine düzen ilerlemeyi, yani pozitivizmi ilke edinirlerse dünyanın en büyük, en ileri, en gelişmiş halklarından birisi olacaklardır, diyor. İstanbul'a 1908'den sonra döndüğünü söylemiştim Ahmet Tizani. İstanbul'a döndükten sonra pozitivistlerle olan ilişkisi sürüyor. Pozitivizmle olan ilişkisi de sürüyor. Ve pozitivizmin Osmanlı toplumu içerisinde yayılması için de kafa yormaya devam ediyor. Bunu nereden biliyoruz? Ahmet Tizani'nin mektuplarından biliyoruz. Pozitivistlerle yapmış olduğu yazışmalardan biliyoruz. Örneğin şu tür tartışmalar geçiyor pozitivistlerle Ahmet Tizani arasında. Döndükten sonra İstanbul'a Ahmet Tizani, pozitivistler Paris'te şöyle bir slogan geliştiriyorlar ve yayınlarının başına bu sloganı yazıyorlar. Ne Tanrı ne Kral. Ahmet Rıza da diyor ki, bu diyor ne Tanrı ne Kral sloganı belki Fransa'da bir anlam ifade edebilir ama Osmanlı toplumu için bu kesinlikle kabul edilebilir bir slogan değildir. Biz böyle bir şey kullanırsak Osmanlı toplumu, Osmanlıları, Müslüman olan, yani Allah'a inanan ve padişaha da son derece hürmetkar olan bu toplumu kazanmanın mümkün değil. Dolayısıyla bu sloganı biz bu topraklarda, bu coğrafyada kullanamayız. Bu uygun olmaz. Dolayısıyla bu sorunu tartışmaya açıyor. Bu tartışma neticesinde pozitivistler önemli bir kısmı Ahmet Rıza'yı destekliyor. Çok küçük bir grup bu sorunun kalması gerektiğini, Tanrı'nın kral sorunun kalması gerektiğini söylüyor. Fakat önemli bir kısım pozitivistler arasında Ahmet Rıza'nın bu uyarısı üzerine bu sorunun kullanılmaması gerektiğine ikna oluyorlar. Tebliğ yapmalıyız. Pozitivizmi Osmanlı toplumuna anlatmalıyız. Fakat bunu yaparken ölçülü ve temkinli olmalıyız. Eğer gerekiyorsa Rus toplumunu bile anlayabiliriz. Yani Rus toplumunun kötü bir imajı var. Osmanlı toplumunda işte kötü tanımlıyor, tanıtılıyor. O yüzden Bizans'ın konuşabilmek için, pozitivizmi yayılabilmesi için gerekirse üstadımızın adını de zikretmekten zaten zikretmemekten daha doğrusu kaçınmamalıyız. Çünkü esas olan bu düşüncenin buralarda yayılmasıdır. Bu topraklarda yayılmasıdır. Bir oportunist bir daha doğrusu pozitivist bir oportunizm geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bu çok güzel olurdum ama yeniden yorumlama sürecinde Ahmet Rıza'nın pozitivizmi ve İslam kültürünü nasıl yorumladığı karşılıklı olarak meselesini belki birkaç örnek vermek gerekecek. Çünkü çok biraz havada kaldı. Somutlaştırmak lazım. Aslında bir tanesini az önce söyledim. Yani işte İslam tarihinden ya da işte Hz. Muhammed'in yapmış oldukları pozitivizm arasında değişiklik var. Yani Hz. Muhammed'in daha önce bir tamamladığı düşüncesini, yani Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın tüm önce giden peygamberlerin vaz ettiği ülkelerin düşünceleri sadece tamamlayan bir peygamber olduğu düşüncesi. Aslında İslam bunu da kabul etmiş. Sonuçta Hazreti Muhammed yeni bir gün getirmediği sadece bozulan İslam dinini bozulan yani değiştirilen ilahi prensipleri yeniden düzeltmek için geldiğini kendisi de ifade ediyor. Mesela bu düşünceyle pozitivizmin süreklilik düşüncesi arasında bir paralel kuruyor. Dolayısıyla aslında İslam bir prensibi, İslam'ın anlamı olan bir şeyi pozitivist yeniden okuyor. Ya da pozitivizmin işte güzel bir intizam düşüncesini, fikrinin aynı zamanda İslamiyet'te de olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu şekilde pozitivizmi İslam'ın bir fikreden geçirilerek, yeniden yorumlayarak, yeniden aktarmaya çalışıyor Osmanlı toplumuna. Ya da
namaz, abdest gibi bir takım ritüelleri aslında sembolik birer arınma olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki bir çok pozitif bir bakış açısıyla Ahmet Rıza'ya göre cami sadece bir ibadet yeri değildir. Bir çekim ve toplantı merkezidir. En yüce ibadet toplumsal ve devletle ilgili meseleler hakkında neşveret etmektir. Ve bu kutsal vazifeden önce, yani neşveretten önce, yani konuşmak, tartışmak, danışmaktan önce, bu vazifeden önce bedenin ve ruhun arınmış olması gerekir. Abdest bedenin, namaz ise ruhun sembolik olarak arınmasını sağlar ve insanı neşvereti hazırlar. Yani aslında namaz ve abdest, yani abdest ve namaz, insanı hem bedenen hem de ruhen arındırır, temizler ve böylece devlet işlerini konuşmak için, konuşabilmek için insanı hazırlar. Neşvereti hazırlar yani. Yine İslam'daki mülkiyet anlayışı ile pozitivizmin öngördüğü mülkiyet anlayışı arasında bir paralellik olduğunu söylüyor. Hükümdarın çifte erkeğiyle pozitivizmin otuz kontrol ortaya koymuş olduğu hükümdar konta göre hem manevi hem dünyevi erkeği iktidarı elinde bulundurmalıdır. Kont bunun olması gerektiğini söylüyor. Fakat bu her ikisi de aynı elde toplanmış olmasına rağmen bir şekilde denetlemek söz konusu olmalıdır. Yani bu iki erk tek bir yerde toplanmalıdır ama değişik mekanizmalarla da bu denetlenme gelir. Ahmet Rıza da diyor ki, işte bu tam da bizim aslında Osmanlı sisteminde geçer olan bir şey. Yani halife sultan tek bir kişi toplanıyor. Hem dünyevi erk hem manevi erk tek bir kişinin elinde. Fakat bizde aynı zamanda ulema, şeriat, sultan denetliyor. Dolayısıyla bu iki erkin tek bir yerde temerküz etmesi o yüz sonu içeride etmiş olduğu sakıncaya yol açmaz. Çünkü bizde şeriat ve ulema sultanı sürekli olarak denetlerler. Dolayısıyla bu anlamda iktidar konusunda da, iktidar yaklaşımı konusunda da pozitivizmle İslamiyet arasında ya da Osmanlı'daki devlet siyasi sistemi arasında tam bir uyuşma, benzeşme olduğunu söylüyor. Evet, vaktimizi bayağı açtık. O yüzden daha fazla uzatma niyetim değilim. Sadece şunu belirterek o zaman son vereyim. Hem bu seminere hem de bu dönemin son seminerine, yani bu dönemin sonuna şu şekilde son vereyim. 1908 devriminden bahsettim. 1908 ikinci meşrutiyetin ilanı Batı'da, Fransa'da çok gazetede işte Cumhuriyet'in doğudaki çocukları bunun bir başarısı olarak görüyor. Yani Fransa Cumhuriyeti'nin doğuda Osmanlı'daki çocuklarının, Cumhuriyetçi Fransa'nın oğullarının daha doğrusu yani Jean-Claude'un bir başarısı olarak görülüyor ve alkışlanıyor. Fransız kamuoyu ikinci meşrutiyet devrimini Cumhuriyet'in doğuda bir başarısı olarak değerlendiriyorlar ve yani Cumhuriyet'le kastettiğimiz tabii ki Fransa, Fransa Cumhuriyeti. Ve Jean Türkler Şark'ın büyük devrimini, doğunun büyük devrimini gerçekleştirdiler diye yazıyorlar. Ahmet Rıza ve Jean Türkler de biraz bu düşüncedeler. Hatta Ahmet Rıza özellikle 1908'in oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çünkü kana katılmadığını söylüyor. Yani 1889'dan daha başarılı bir toplumsal siyasal değişim belirli söz konusu oldu. Çünkü biz pozitivizmi kendimize ilke edinmiştik. Dolayısıyla düzen içerisinde bir belirli gerçekleştirdi düşüncesinde. Ve 1908'den hemen sonra da, yani Eşbetler'in son sayısında da, yani gelirden hemen sonra çıkan ve sonra da zaten artık yayınlanmıyor. Son sayısında şöyle söylüyor Ahmet Rıza, bir sağdu çağrısında bulunuyor. Diyor ki, barışçı devrimimiz başarıyla taçlandı. Osmanlı halkı anayasal haklarına tekrar kavuştu.
anayasayı korumak için artık devrime ihtiyacımız yok. Tam tersine bundan böyle sakin, rahat ve umurlu olmalıyız. Doğu medeniyetimizin özgünlük ve geleneklerini muhafaza ederek barış ve ilerleme yolunda yürümeye karar veririz. Gelenimiz ve kanunlarımızın ruhunda buna uygundur. Dolayısıyla sürekli bir devrim düşüncesi söz konusu değil. Yani sürekli devrim fikri yok. Devrim oldu, bitti, barışçı bir şekilde hallettik, kana katılmadı. Artık sakin olmalıyız. Kanunlar çerçevesinde zaten artık anayasa tekrar yürürlüğe sokuldu ve parlamento açıldı. Bundan sonra sakin olmalıyız. Ve bunu da Ahmet Rıza'ya söyleten şey pozitivizm. Nidekin en son dönmeden önce İstanbul'da bir konuşma yapıyor pozitivistler. Bir kutlama yapıyorlar daha doğrusu. Orada bir konuşma yapıyor Ahmet Rıza. 1938'i artık başardık bir gün oldu. Ayrılmak üzereyim ve size şunları söylemek istiyorum diyor. Pozitivist'e hitabinde şöyle söylüyor. Üstadın Dokuz Kontu bugün burada saygıyla almak istiyorum. Başarımızda onun öğretisinin etkisi büyüktür. Pozitivizm propagandamıza yön vermiş, yeni bir tarzla gerçekleştirdiğimiz gurur kaynağımız devrimimizi başarmamızda önemli bir rol oynamıştır. Fikirlerimizi yavaş ve metodik bir şekilde aşılayarak arzuladığımız değişim tam olması gerektiği zamanda barışçı yolları ve kan dökmeden gerçekleştirdik. Bu değişim uzun bir devrimin neticesinden başka bir şey değildir. Yani tam bir pozitivist bakış açısıyla değerlendiriyor ve pozitivizmin de 1908'e ne kadar etkili olduğunu söylüyor. Yani bu kadar gerçekten Ahmet Rıza'nın söylediği kadar etkili mi? O biraz tabii tartışmıyor. Çünkü bu pozitivistlere hitap yapılan bir konuşma. Yani onları da birazcık memnun etmek için yapılmış bir konuşma. Ama bunu göz önünde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Ahmet Rıza'nın belki de yani 1908 sağlık pozitivizmdir. Pozitivizmin büyük başarısıdır diye görmek yanlış ama Ahmet Rıza gibi bir figürün 1908 sürecinde önemi tartışılmaz ve pozitivizmin de Ahmet Rıza'nın siyasi mücadelesindeki yeri tartışılmaz. Açlık filmimizi burada bitiriyoruz.